Şimdi sıcakta bir gelişme var. Son bir konum daha kaldı. Biraz dış basına da, dış gündeme de gireceğiz ama dış gündem aslında tabii ki Türkiye'de çok yakından ilgilendiren İsrail-Türkiye ilişkilerine de değineceğim. Ama Hüseyin Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından bir açıklama var. Sayın Cumhurbaşkanımız Meral Akşener hakkında vaki olan dava ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan açılan 3 soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talep 4 hukuk davasından da feragat edilmiştir. Arkadaşlarımız da hazırladılar, ekrana da verdiler efendim. Hemen çok kısa paylaş. Yorumlayalım. Diğer konum da var. Buyurun çok kısa yorumlayalım. Hanım, yani şu normalleşme sürecinin de bunu neresine oturtalım bence önemli. Muhakeme şartı üzerine bir şey. Tam hukuk tekniğiyle alakalı bir sorun var orada. Doğru. Ben bir cümle söyleyeyim, siz bunu anlatın. Evet, devam edeceğiz. Ben bir cümle söyleyeyim, sadece siz devam edin. Bu daha önemli. Hukuki kısmını soracağız aynen. Evet, siyasi bacağını yani değerlendirelim. Meral Hanım siyasetten fiilen çekilmiş gibi görünüyor. Görüşmeleri de oldu. Ayrıca Meral Akşener'le Tayyip Erdoğan, Meral Akşener AK Parti'nin kuruluş çalışmalarına katılmış ve Tayyip Erdoğan dikkat ettiyseniz Meral Hanım'la ilgili en sert kavgalar döneminde bile Meral Hanım'la ilgili en ufak sert bir eleştiride bulunmadı. O kadar dikkat etti ki buna. Ve aralarında özel bir hukuk var. Bir kardeşlik hukuku var. Ve dolayısıyla da burada Meral Akşener'in zaman zaman sert söylemleri oldu. Hakarete varan sözleri oldu Sayın Erdoğan hakkında. Bunu tabii hemen avukatlar devreye giriyorlar. Davalar açıyorlar. Meral Akşener'in kendisi de 40 bin, 50 bin dava açtı. Davalardan bir tanesi de bana açılmış durumda. Dolayısıyla da Meral Hanım umuyorum ki Cumhurbaşkanı'ndan feyiz alarak bana açtığı davadan felaket eder. Talebinizi de böylece iletmiş olduk. O zaman hukuki boyutu için hemen şimdi araya dolu sıkıştırın. Buyurun. Elbette ki görünüşler politikacılar arasında biz yani en sert tartışmaları istiyoruz ama nezaketen istiyoruz. Evet. En sert, en kötü bu arada müzakere etmek kimseyi düşürmez. Ama bunu yaparken belli bir centilmenlik diliyle konuşsunlar istiyoruz. Davalar konuşmasın, fikirler konuşsun, bu bir. Bu konuda hani Sayın Erdoğan'ın bu tercihini şey yapmak, takdir etmek lazım. Umarım Sayın Erdoğan diğer politikacılar aleyhine açtığı davalarda da benzer tercih kullanır ama burada şunu ifade etmem lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarında Adalet Bakanı'nın izni var. İzin şartı var. Ha, evet. Bu bir muhakeme şartı. Ve ceza hukuku doktrininde verilen iznin sonra iade alınması hep tartışılır. Ve genel eğilim, bunu kendi doktora tezimde yazdığım için biliyorum. Genel eğilim verilen iznin sonradan pek fazla geri alınmasının mümkün olmadığı yönündedir. Öyle mi? Yani Cumhurbaşkanı'nın şikayeti için başlamadı. Adalet Bakanı izin verdiği için. Cumhurbaşkanı feragat etse bile Adalet Bakanlığı geri alamaz mı bunu? Yani bu hukuk doktrinine tartışılır. Alabilen diyenler var ama bence alamaz yani. Ama hani bu bakalım hukuk doktrinini mi tartışacak burada, politik mülahazalar mı hukuk zeminini tartışılır ki ayrı mevzu. Akşener'e yönelik şikayetler geri çekildi efendim. Bunu da aktardıktan sonra. Tabii yani evet, gerçekten yeni bir sayfa açılıyor gibi görünüyor.